Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, çok önemli bir kararın hemen yanı başındayız. Merkez Bankası bir faiz kararı alacak. Yalnız bu karar diğerleri gibi değil. Çünkü kuru, reel sektörü, hepimizin yaşantısını bence değiştirecek bir yol ayrımındayız. Ve buradan hem hükümete hem girişimcilere bir uyarı yapmak istiyoruz. O uyarı da şu: 24 geliyor. Uyanık olun, sizleri ikaz ediyoruz. Merkez Bankası'nın çok doğru ve çok akıllı bir adım atması gerekli diyoruz. Kimle konuşacağız bunları? Benim Yeni Çağ'dan üstadım, Paramedya.com.tr'nin kurucusu, kıymetli abim Remzi Özdemir'le. Remzi abi, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Evren, iyi yayınlar diliyorum. Avrasya kanalının sevgili izleyicilerini de buradan selamlıyorum. Remzi abi, Avrasyacı demekten vazgeçtim, millet yanlış anlıyor diye. Abi yanlış anlıyorlar zaten, yorumlara bakınca çok farklı anlam çıkıyor. Onun için kanalı ilave edelim dedik. İyi, iyi yaptın abi. Peki, güzel. Remzi abi, şimdi ben hızlıca, sende yeni kulis bilgileri var. O kulis bilgileri gerçekten ortalığı sallayacak derecede önemli kulis bilgileri. Ama ben bir yarınki karar öncesinde bir kısaca bir özet geçmek istiyorum. O da şu: birincisi, yarın eğer Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir faiz indirimi yaparsa tam bir felaket olur. Çok kısa sürede 20'nin üstüne atar diyoruz ama bu ihtimali düşük görüyoruz. İkinci nokta, Merkez Bankası faizleri pas geçerse de önümüzdeki 12 aylık süreçte abi ortalama %50 enflasyon varsayımı dahilinde liradaki değer kaybının 16 lira spot kuru alırsak 16 çarpı 0.5 en az 8 lira olacağını değerlendiriyoruz abi. Bu durumda 24'e doğru bir kapı açılıyor. Dolayısıyla burada bu 24'e gitmememiz için Merkez Bankası'nın bence yarın sembolik de olsa abi bir faiz artırımı yapması gerekiyor diye düşünüyoruz. Yoksa 12 aylık süreç içinde %50'lik enflasyon varsayımı altında 24'e bir kapı açılabilir. Diğer bir nokta, 24 rakamı, hatta 20'nin üstündeki rakamlar abi hiper enflasyona neden olacağı için kur geçişkenliğiyle 17-18'de kuvvetle muhtemel bizim geçtiğimiz videolarda bahsettiğimiz faiz silahı, yani yeni bir ürün silahının çekilmesi muhtemeldir. Dolayısıyla burada dolar yatırımcısının kurun 17 ve 18'e geldiğinde veri akışını çok dikkatli dinlemesi, mutlaka yeni açıklamalara kenetlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir noktada şu abi, CDS'lerimiz ne yazık ki yükseliyor. Burada da neden tabii ki basit, bu nedeni çok konuştuk. Cari açığımız var, bütçe açığımız var, rezerv açığımız var. Ve en önemlisi de siyasi çalkantılar artmaya başladı. Göçmenlerle başlayan siyasi çalkantılar şimdi seçimlerle ilgili yapılan spekülasyonlarla devam ediyor. Her akşam bir açıklama yapılıyor. Bu da dönüp haliyle CDS'e vuruyor. Ben çok kısa bir de size rezervin son halini göstermek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, Merkez Bankamızın son rezerv durumu nedir dediğimizde, güncel rakamlar olarak ayın 23'üne ait elektronik veri dağıtım sistemindeki rakam karşımıza çıkıyor. Bakın, burada artık siz de öğrendiniz. Analitik bilançodaki dış varlıklardan toplam döviz yükümlülüklerini çıkarttığımızda, yani toplam borcu çıkardığımızda geriye kalan rakam rezervi teşkil ediyor. Bu hesabı yaptığımızda bakın, dış varlıklar 1 trilyon 634 milyar, dönelim toplam döviz yükümlülüklerine, borca gelelim, 1 trilyon 595 milyar olduğunu görüyoruz. Çıkarttığımız zaman arkadaşlar 39 milyar lira kalıyor. 39 milyar lirayı da döviz kuruna böldüğümüz zaman 2.4 milyar dolarlık bir rezerv analitik bilançoya göre karşımızda duruyor. Ama biliyorsunuz ki bir de swaplar var. Dönüp bir de bundan swap rakamını çıkarmak gerekecek. Swaplara ilişkin en güncel veri de arkadaşlar 13 Mayıs'a ait.
Bakın burada 60 milyarlık bir nakit, 3.6 milyar dolarlık da bir altın swap'ı var arkadaşlar. Yani toplamda 63.7 milyar dolar gibi bir şey. Bu swap'lardan, yani 63.7 milyar dolardan biraz önce hesapladığımız 2.4 milyar doları çıkarttığımız zaman son rakam geriye kalan eksi 61.3 milyar dolar. Rezervler bildiğimiz gibi rezervler eksi ve durum daha da sıkıntılı bir noktaya gidiyor. Son noktada sözü size vermeden Remzi abi, dışarıda da durgunluk riski artıyor Remzi abi. Yani dışarıdaki durgunluk, Amerika ve Avrupa'daki bir durgunluk olası Türk ihracatını vuracağı için ihracat gelirlerinin düşmesi direkt bizim kuru etkileyecek abi ve kuru yukarıya çekecek bir gelişme olarak karşımızda duruyor. Şunu da unutmayalım, Avrupa Merkez Bankası'nın da bir faiz artırım döngüsü karşımıza çıkıyor. Yani hem dolardan hem eurodan hem de yurt dışındaki durgunluk riskinden dolayı bizim ihracatımız kötü etkilenebilir. Bir de ben ihracatımız neden kötü etkilenir? Bu durgunluk neden şu an çok kötü bir şekilde karşımıza çıkabilir? Onunla ilgili önemli bir işaret var. Onu göstermek istiyorum abi. Değerli arkadaşlarım, Birleşik Devletler'den gelen bir tehlikeyi göstermek için sizi Amerikan hükümetinin resmi sitesine götürdüm. Burası Amerika'nın istatistik sitesi arkadaşlar. Biz size arz ettiğimiz rakamların güvenliği açısından daima kaynakları, ana kaynakları baz alıyoruz. Ve burada da göstermek istediğim önemli bir rakam var. Yeni konut satışları. Arkadaşlar, yeni konut satışları önemli. Her ekonomi için önemli. Neden diyeceksiniz? Çünkü konut satışı yapıldığı zaman diğer sektörleri de harekete geçiriyor. Konut satışlarında düşüş demiyorum arkadaşlar, küçük düşüşleri kastetmiyorum ama büyük dramatik geri çekilmeler ilgili ekonominin durgunluğa gireceğine dair önemli bir sinyal oluşturuyor. Bakın şurada hemen size dün açıklanan rakamı göstermek istiyorum ki Nisan'da %16.6'lık bir geri çekilme, gerçekten çok ciddi bir geri çekilme var Amerika'da. Mart ayında neymiş diye baktığımızda %10.5'lik bir düşüş var. Şöyle bir de grafiğini göstermek isterim. Son rakam 591 bin olmuş ve grafikte de gördüğünüz gibi bir düşüş karşımızda. Rakamlar nedir dediğimizde şöyle bir Excel tablosu da var. Amerikalıların sitesi bayağı başarılı arkadaşlar. Bakın burada 2021'de 700 binli, 800 binli rakamlar geziyor yeni konut satışlarında. Ama özellikle son 2 aya baktığımızda Mart-Nisan'da dramatik düşüşler var arkadaşlar. Önümüzdeki ayda da Mayıs'ta da böyle bir dramatik düşüş görürsek 3 ay üst üste gelecek bu küçülmenin Birleşik Devletler açısından önemli bir durgunluk sinyali olduğunu değerlendiriyoruz. Özet bu şekilde Remzi abi. Şimdi ben yarın için senden Merkez Bankası ile ilgili görüşünü ve bir de olası bir kulis bilgisi var. Olası bir değişiklik. O nedir abi? Bize açıklamanı rica ediyorum. Evren, yaklaşık 2 haftadır Merkez Bankası üzerine çalışıyorum. Değişik insanlarla görüşüyorum. Nelerin olup olmadığını, her ne kadar Merkez Bankası'nın yarınki kararıyla ilgili başta Reuters, Bloomberg olmak üzere birçok ajans anket yapıyor. Bu anketler nasıl oluyor? Önce onu söyleyeyim. Senin gibi değerli ekonomistleri arıyorlar, tahminlerini soruyorlar ve bu insanlar da bulunduğu ortamın değerlendirmesini yaparak arttırır ya da arttırmaz diyorlar. Yani o bilgiler özel kulis bilgileri içermiyor. Tamamen öngörüleriyle, ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararları öngörülemiyor. Yani bir FED gibi, bir Avrupa Merkez Bankası'nın ya da Hindistan Merkez Bankası'nın kararını öngördüğün şekilde bizimkini öngöremezsin. Çünkü hatırlarsan Eylül ayındaki o toplantı için bir bankanın üst düzey yetkilisi, ki çok ünlü bir bankacı o da, böyle bir delilik yapamazlar demişti. İşte yaptılar yani. Türkiye'yi de ateşe attılar, kendilerini de ateşe attılar. Yani buradan şunu çıkartmaya çalışıyoruz. O tür anketlerde her nasıl sonuç çıkarsa çıksın, ortada öngörülemeyen bir Merkez Bankası ve kararı olacaktır Evren. Bu nedenle ben yarınki Merkez Bankası kararında bir sürpriz bekliyorum açıkçası. Neden bekliyorum?
İşte o kulis bilgileriyle öncelikle bir haftadır sarayda ciddi bir huzursuzluğun olduğunu, Bakan Nebati'ye yönelik ağır eleştirilerin yapıldığını biliyorum. Yine Cumhurbaşkanı nezdinde, işte Cumhurbaşkanı yardımcısı nezdinde yapılan toplantılara bu kez Numan Bey'in girdiğini öğreniyoruz. Yani Numan Bey'in yavaş yavaş artık ekonomiye müdahale ettiğini görüyoruz. Yani Bakan Nebati belki Cumhurbaşkanı yarın görevden almayacaktır. Çünkü aşırı görevden almalar da ters teptiği için. Ama ipler artık Numan Bey'e geçiyor yavaş yavaş sarayda ekonomi yönetiminde. İşte buradan şunu çıkartabiliyoruz. Numan Bey bir iktisadi bir karar verdirebilir. Merkez Bankası'na örtülü ya da örtüsüz bir kararla Merkez Bankası sürpriz bir şekilde faiz silahını çekebilir. Çünkü evren başka silah kalmadı ellerinde. Bakın önceki gün Merkez Bankası hazinenin süper bono açıklama durumu vardı. Bu olmadı. Orada Bakan Nebati'nin yüz ifadesine baktığınız zaman berbattı. Sanki İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duvarı gibiydi. O kadar asık suratlıydı. İşte buradan bazı şeylerin kötü gittiğini görüyoruz. Yani iktidar yarın bu kur korumalı gibi yeni bir facia yaratmamak için, çünkü kur korumalının Türk lirasını korumadığını gördük. Yani bu bir gerçek. Hazineyi de korumuyor. O halde devlet kimi koruyor? Böyle bir soru var. İşte bu nedenle faiz silahını çekme olasılığı var evren ve güçleniyor. Ha, Cumhurbaşkanı'nı ikna edebilirler mi? İşte onu kimse bilemiyor. Bence bu öngörülemeyecek dünyadaki tek karardır. Cumhurbaşkanı nasıl ikna ederler bilemiyorum ama iknaya çalıştıklarını biliyorum sarayda. Özellikle Numan Bey'in ipleri yeniden ele alması bence faiz olasılığını güçlendiriyor. Ama tabii ki bunlar yeterli değil. Sonuçta Cumhurbaşkanı'nın vereceği karar çok önemli evren. Remzi abi, şimdi Numan Bey gelse neyi değiştirecek? Nebati geldi neyi değiştirdi diye düşünüyorum. Niye? Yani cari açığa bakıyoruz abi. 3 ayda 4 ayda 30 milyar dolar. Bütçe açığına bakıyoruz. Bir ayda 50 milyar lira. Rezervi işte az önce gösterdik. Eksi 60'tan aşağıya düşmüyor. Dış borcu sen söyledin kısa vadeli 181 milyar dolar. Yani bu tablonun üstüne kim gelse abi ne yapacak? Yapacak bir şey yok. Yapacak tek şey faiz silahını çekmek dediğin gibi. Ama faiz silahını da çekse, şimdi politika faizi 14, enflasyon 70, arada dağlar kadar fark var. Yani şimdi orada sarayda bir Tayyip Bey gerçeği varken tutup da 14 faizi 73'e 74'e çekecekler diye bir durumu düşünmek imkansız bir şey. Zaten öyle bir şey olduğu zaman olduğu gibi Türk reel sektörü darma duman edersin. Yani vatandaşın üstüne çökmüşler şu an. Bir de o zaman reel sektör çöker. İşler hepten kontrolden çıkar diye düşünüyorum. Peki burada faiz artırımı olursa, yani sembolik mi olur benim girişte dediğim gibi? Burada ne bekliyorsun faiz artırımı olursa eğer? Evren, faiz silahı konusunda çok geç kaldılar. Bu bir gerçek. Bu bilinen bir gerçek. Fakat burada faizin şu anlamı var. Türk ekonomisi, o saçma sapan tez var ya, dünyanın aslında onu tez olarak bile kabul etmediği, işte faizin enflasyona sebep olduğu yönündeki o görüş Türk ekonomisini, Türkiye'yi yörüngesinden çıkarttı. Yani Merkez Bankası'nın alacağı bir faiz kararı dünyaya şu mesajı verecektir. Biz yeniden normal yörüngeye girdik diyecek evren. Yani orada elbette bir puanlık, iki puanlık bir faiz artışı olmayacaktır. Bana göre çok ciddi bir faiz artışı gerekiyor. Tabii bunlar bizim tezimiz ya da saraya yakın kaynakların talepleri. Ama dediğim gibi yine Cumhurbaşkanı. Ama en önemlisi ekonominin yeniden 3 günde 5 günde iyileşmeyeceği bir gerçek. Bu kurun 3 günde geri dönmeyeceği bir gerçek. Fakat yörüngeye girecektir evren. Yani dünyaya bir mesaj. Bak biz dünyanın kabul etmediği o saçmalıktan vazgeçiyoruz diyecek ya. Çünkü bir saçmalık, yani bu gerçekten bir saçmalık. Bak bu sabah Yeni Zelanda çok ciddi faiz arttırdı. Önceki gün İsrail arttırdı. Yani bütün dünya merkez 54 tane ülkenin merkez bankası faiz arttırırken Türkiye gibi, yani
bir merkez bankasının halen daha bizim ya burada seninle faiz indirim olasılığını konuşmamız bile ayıp Evren, ayıp. Yani normalde dünyadaki aklı başında bir iktisatçı demesi lazım ki ya lan kafayı mı yediniz siz? Ne faiz indirimi ya? Bu olasılığı niye konuşuyorsunuz demesi lazım. Bak Evren, biz işi gücü bırakmışız, senin gibi değerli bir analist faiz indirirse ne olur diyorsun. Ya bunu konuşmamak bile lazım Evren. Yani Merkez Bankası'nın acil arttırması lazım. İşte dediğim gibi bu bir yörüngeye girecek. Bu bir olumlu mesajdır. Bunun arkasından başka mesajlar vermesi halinde kurda geri çekilme olabilir Evren. Çünkü Merkez Bankası'nın özellikle bu faiz saçma sapan, geçenlerde Kerim Rota bir yazı yazmıştı. 18 Mayıs kıyametin adı diye, bilmiyorum okuyanlar var mı? O Cumhurbaşkanı'nın Londra'daki toplantısı. O Bloomberg miydi, BBC miydi, hangi bir şeyle bir toplantı yapmıştı. Orada bu görüşünü savundu. İşte o günden sonra Türkiye'den para çıkışı başladı Evren. Neden? Çünkü aklı başında fon yöneticileri dedi ki eyvah, bu ülke tamam. Burada aklın, iktisadın yeri yok. Pılımızı, portumuzu toplayalım, çıkalım dedi Evren. İşte yeniden Türkiye aklını başına almış olabilir. Görüntüsü verecektir. Kısa vadede evet düzelmeyecek ama orta vadede bir şeyler olabilir yarın bunu yaparsa Evren. Abi bir sıkıntılı haber de Davos'ta bir mülakattan geldi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol var. O konuştu abi. Avrupa'ya bu yıl doğalgaz sevkiyatlarında kısıtlamalar görebiliriz diyor. Şimdi biz geçen kış zaten doğalgazın rekor üstüne rekor kırdığını gördük. Ve bu döndü bizim cari açığı da etkiledi. Bu yıl yani cari açığa müthiş bir baskı olacak. Şimdi tekrardan böyle bir doğalgaz kısıtları 2023'te de bizim cari açığın çok büyük problem olarak karşımıza, enerji kaynaklı olarak da karşımıza çıkacağını gösteriyor. O noktaya katılıyorum abi. Yani Merkez Bankası'nın bir yörüngeye girdiğini göstermesi lazım. O yörüngeye girdiğini, yani ekonominin aklına, rasyonelitesinin yoluna girdiğini göstermesi lazım. Gösteremezse ne yazık ki 20'li 24'lü rakamlar karşımıza gelir. Ha, o da olmasın diye 17-18 arasında girişte de dediğim gibi dayayacaklar faizi, verecekler faizi. Bu sefer abi yine Kerim Rota'yı analım. Kerim Rota'nın dediği gibi ikili iflas, ikili patlama. Yani hem hazineyi patlatacak, ondan sonra hazine patladıktan sonra da o dolar belki orada baskıda kalacak ama o da patlayacak, yukarı gidecek. 24'te de durmayacak bu sefer. Yani şimdi biz de böyle deyince gazeteler haber yapıyor, işte 25 dediler, 30 dediler de kombinasyonları, olasılıkları konuşuyoruz burada. Ama görünen köyde kılavuz istemiyor. Umarım yarın akıl galip gelir diyoruz. Remzi abi çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Evren, bir şey söylemek istiyorum. 2023 güzel olacak çünkü Lozan'ın 100. yılı bitiyor. O gizli maddeler ortaya çıkıyor. Petrol çıkartacağız, gaz çıkartacağız ve huzura ereceğiz Evren. Bu deliliği de yaşıyoruz ya. Ne diyelim Evren? Allah akıl fikir versin. Allah insanı cahil etmesin diyorum Remzi abi. Sağ olasın. Teşekkürler.